Bağırsak Hastaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemil Ercan Zorlu, Türkiye'de 60 bin bağırsak hastası olduğunu ifade etti. Bağırsak Hastaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından inflamatuvar bağırsak hastalarının bilinçlendirilmesi amacıyla Gaziantep'te seminer düzenlendi. Bağırsak hastalarının ilgi gösterdiği seminere Bağırsak Hastaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemil Ercan Zorlu, Bağırsak Hastaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, doktorlarla hasta yakınları katıldı. Cemil Ercan Zorlu, Türkiye'de 60 bin inflamatuvar bağırsak hastası olduğunu ancak yeterli klinik ve doktor bulunmadığını ifade etti. Genetik ve kronik olan inflamatuvar bağırsak hastalığının hızla yayıldığını belirten Cemil Ercan Zorlu şöyle konuştu. Hastalığımız HAK adında pek bilinmese de şu şekilde bilinir. Krom ve kolit olarak daha çok bilinir. Ana olarak grupta birleştirmek gerekirse inflamatuvar bağırsak hastalığı olarak geçmekte. Dünyada kronik hastalıklar grubunda yer almakta. Binde 5, binde 3 hasta sayısı olduğu söylenmekte yurt dışında. Fakat Türkiye'de çok hızla gelişen, geçen seneden bu seneye aşağı yukarı %40 civarında bir artış gösteren bir hastalık grubuna sahibiz. Vallahi kesin bir veriye ulaşamıyoruz. Ne bakanlıklar açısından ne başka taraf açısından veya doktorlarımız açısından bir veriye ulaşamıyoruz. Ama bizim yaptığımız aşağı yukarı tahliller içerisinde doktorlarımızın söylediği 15 ila 20 bin derlerken biz tahmini sayının şu an Türkiye'de 45 ila 60 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Hastalığın geçmesi için ilk başta hastanelerde, gastroenteroloji servislerinde bu işe eğilimli ve bilgili olan inflamatuvar bağırsak hastalıkları polikliniklerinin açılmasını diliyoruz. Çünkü bu poliklinikler yoksa biz hasta grubu olarak teşhis ve tedavilerde çok zorluk çekiyoruz. Toplantılara eğilmemizin sayısı, özelliği zaten bu. Türkiye'de 700 gastroenteroloji uzmanı var kayıtlı. Bunun ne yazık 100 tanesi İBH ile ilgileniyor. Bunun 13 tanesi aşağı yukarı İzmir. 12-13 tanesi İstanbul. 12-13 tanesinde Ankara olduğunu düşünecek olursak geri kalan illere bu işi bilen, hakikaten işin ehli doktor sayısı çok az kalmakta. Zaten Güneydoğu'ya eğilip özellikle hani Antep bölgesinde bu toplantıyı yapmamızın amacı da bu. Doktorla halkı karşı karşıya getirebilmek, poliklinik süreci 3 ila 5 dakikayla sınırlı. Hasta ne hastalığını anlatabiliyor ne doktor ona bir şey anlatabiliyor. Ama bu şekilde yapılan toplantılarda hastayla doktor karşı karşıya geliyor, hiç olmazsa sorularını soruyor ve daha açık bir bilgiye sahip oluyor.